Geldim güzelim. Hastaneye gideceğiz. Eylül'cüm. Çiçeğin ceketlerinden bir tane kapı getirir misin lütfen? Bir dakika, bir dakika. Kronik bir rahatsızlığı. Düzenli aldığı bir ilaç var mı? Hayır, yok. Yani kolay kolay hasta bile olmaz aslında. Tatlım, gel bakalım. Gel bakalım. Aferin sana. Hadi bakalım şu kolumuzu da çıkar. Ne yapıyorsun? Hastaneye götüreceğim. Üşümesin kız yolda. Ateşli çocuk giydirilmez ki. Duş aldırdınız mı? Hayır, hayır. Gel bakalım tatlım. Bu kolunu da çıkartalım. En son ne zaman verdiniz ateş düşürücüyü? Yani 3 saat falan oldu herhalde. Bir kaşık mı, 2 kaşık mı? 1. Bu ilaç için o doz az ki buna. Kaç yaşında, 4 mü? Evet. Al bakalım. Aferin sana. Banyo nerede? Bu tarafta. Alsaydım ben. Tamamdır, ben hallettim, hafifmiş. Gel bakalım. Soğuğa yakın, ılık olsun. Tamam. Anne. Ben yıkarım. Üstünüzde bakın. Yok yok, gerek yok. Siz suyu ayarlayın yeter. Anne sen yıka. Babacığım, daha önce söylemiştim ya, annen hastanede. Hatırladın mı? Tamam tatlım, tamam. Ben yıkayacağım seni. Yalnız şimdi bana yardım et. Mikropları evine gönderelim, tamam mı? Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, evet, evet. Aferin sana, aferin sana. Arabadaki arkadaş buydu demek. Ya biz burada çocuğa bir şey olacak diye aklımızı yiyelim. Adam piyasa yapıyor ya. Ya yükselme hemen. Yengem hastanede yatarken ne iş olur piyasayla? Vardır bir açıklaması. Da. Kim ki acaba? Düğüne de beraber gidildi bence. Kıza baksana, pek şık. Elbisesi de yıkılıyor. Ya yarabbim ya. Ya koyun can derdinde, kasapet derdinde dedikleri var ya, tam böyle bir şey işte. Bana bak. Bir de bu kadın burada falan kalmasına ben hayatta buna odamı falan vermem. Madem kendi hayatını yaşamak istiyordu, bizim evimizi kapattırmasaydı o zaman zorla. Ya bir gaza getirmeyelim birbirimizi, bir anlayalım abla, dur. Of. Mercan. Ne? Sizinle konuşunca işte ben anladım yani, Rüzgar'la bu ofiste. Tak hemen geri döndüm. Yani sonuçta ablamdır. Yani koruyayım dedim. Bir sıkıntısı mı var, onu anlayayım dedim. Ama işte o Ezgi yani işte anahtarı vermeyince... ya biz böyle ufaktan bir tartışıyorduk. Sonra ben tam içeri girecektim. İşte polis geldi. Yani o adres aldığım taksici vardı işte. O lavuk işte şikayet etmiş yani. Tamam. Şey baba, bak benim kapatmam lazım. Bu gece burada kalacakmışım. İfademi alacaklar. Yarın sabah çıkacağım. Okey. Siz şey yapın. Ya bu verdiğim adres var ya, ona gidip bakın, okey? Tamam. Tamam. Çüz. Hadi bay bay. Benim oğlum mapustanlarına düştü. Ah, ben sana ne diyeyim Leyla, ne diyeyim? Ah! Salih! Kalk gidip alalım oğlumu oradan. Yapamaz oralarda. Polisler de bizi bekliyordu tabii. Gelsinler de çocuklarını verelim diye. Ya eşek kadar çocuk o, sabah çıkar gelir. Ah! Haşmet Beyciğim! Haşmet Beyciğim! Benim oğlum mapustanlarına düştü. Ne kara günmüş ya Rabbi. Leyla Ezgi'nin ofisindeymiş. Hakverdi de taksiyle oraya gidiyordu. Biz telefonlaştık, anlamış kızların bir tezgah çevirdiğini Hakverdi de. Bana adresi verdi zaten Hakverdi. Ben şimdi gidip bakacağım yani oraya. Ezgi'yi de karakoldan çağırmışlar, ifade vermeye gitmiş. Leyla kesin Ezgi'nin ofisindedir yani şimdi. Engin Ezgi'yle ilgilenecek. Müştemilatı hazırladık Haşmet Bey. Hanımları yol göster, yorulmuşlardır. İyi geceler Haşmet Beyciğim.
Ya ne kadar iyi bir gece denirse tabii. Vallahi mahcubiyetten ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Haşmet. Bak eğer taksici ihbar etmeseydi şimdiye çoktan getirmiştik Leyla'yı. Bana bak Salih. Bir ay içinde bu düğün olacak. Eşime dostuma rezil oldum. Bana sebeplerle değil, sonuçla gel. Yoksa başına geleceklerden ben sorumlu değilim Salih. Hepsi yakınım dedi. Neredesiniz? Yeni tanıştık. Düğünden kaçarken onun arabasına binmek zorunda kaldım. Detayları ben sana mesaj atarım. Sıkıntı yok. Güvenilir. Yardım ediyor gibi görünüyor. Hadi bakalım. Peki bugün orada kalabilir misiniz? Ya şimdi seni zor durumda bırakmak istemiyorum ama arkadaşlarım falan aramak için çok geç oldu saat. Hak verdi kesin benim peşime takmıştır birilerini. Sizi böyle bir otele falan yerleştirelim diyeceğim ama isimden bulurlar diye korkuyorum. Orada bir şansını denesen, ha? Ben zaten burayı yeterince sıkıntı verdim. Ya insan gibi insana denk gelmişsin sen. Baksana ele vermemiş seni, ayrıca ofiste de bırakmamış. Bence bir kıyak daha yapar. Yani arsızlığı iyice ele al diyorsun. Öyle deme be kuzum. Şu an senin için en güvenli yer orası olabilir. Şöyle sabah olsun, aklı selim düşünelim. Ben bir formül bulacağım, merak etme. Sen şimdi 5 dakika içinde bana ne yazıyorsan yaz, yolla. Ondan sonra da beni arama, sorma. Artık ben ulaşacağım sana, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi. Leyla, merak etme.
Halledeceğiz her şeyi. Sakin ol. İnşallah canım, amin. Hadi bay bay. Ay, bitmeyen gün. Eski beni bu akşam alamazmış. Salonda da yatabilirdim. Bak, kızıma yardım ettin. Teşekkür etmem gerekirken kabalaşmak istemem. Ama ben iyi niyet gösterdikçe bu iş adım adım uzamaya başladı. Hayır, kapıldığım bir suya nereye gittim de belli değil. Sonuçta beraber iş yaptığım adamın nikah masasından kaçtın sen. Hikayeni de bilmiyorum. Haklısın. Bak, bu arada kızınla seni borçlu çıkartayım diye ilgilenmedim, tamam mı? İhtiyacı olan birine yardım ettim. Kim olsa yapardım. He, lafımızı da koyuyoruz böyle ortaya, bravo. Bunca yardıma laf edecek kadar densiz değilim. Haklısın diyorum. Başka ne diyebilirim ki? Bak, zaten yeterince zor bir gece geçirdik. Eğer izin verirsen daha fazla azarlanacak, sorgulanacak gücüm yok, tamam mı? Yarın sabah söz veriyorum erkenden kaybolacağım. Ya arkadaşın yer ayarlayamazsa? Otelde kalırım. Hangi parayla? Bulacağım bir yol. Bakacağım başımın çaresine. Eminim bulursun. Bana bak, bunlar seni zorla falan evlendirmiyor değil mi? Tehlikedeymiş gibi davranıyorsun. Olaya bu kadar dahil olduktan sonra böyle bir soru sorma hakkım vardır herhalde. Hayır. Sadece erken karar verdiğimi fark ettim. Konuşmak için de geçti. Nasıl ya? Hepsi bu mu? Bu. Sana biraz büyük olur ama jetonu geç düşmüş, tasası da bana düşmüş. İyi akşamlar. Siz nasıl girdiniz buraya? Burası benim evim. Haneye tecavüz bu resmen. Ayrılmanın en tatsız, en onur kırıcı olanını seçen arkadaşınız Ezgi Hanım. Kendisine makul bir şekilde ulaşabilseydik biz de şartları böyle zorlamazdık. Haşmet Bey'in de ne olduğunu bilmek hakkı. Hak ver diye de anlattığım gibi Leyla'nın nereye gittiğini, ne yaptığını bilmiyorum. Bana gelmekten vazgeçti. Konuşmaya vaktimiz olmadı henüz. Dolayısıyla neler döndüğünden benim de haberim yok. Ama ben alttan aldıkça siz benimle oynuyorsunuz Ezgi Hanım. Ofisten çocuğu aldığını biliyorum. Kiminle gitti? Nereye gitti? Bilmiyorum. Ben de orada kaybettim izini. Karakola gittim. Malumunuzdur, sizden bir şey kaçmaz. Telefonunuzu alayım. Nasıl yani? Hanım'ın neden bu kadar sıkı kaçtığını hiç anlayamadık. Bakın, ben 9 yıldır Haşmet Bey'in yanında çalışıyorum. Onu hiç bu kadar mutlu, böyle aşık görmemiştim. Leyla Hanım baş tacı ediyor.
Bu gece gerçekten perişan oldu. Haşmet Bey sıkıntı neyse çözmeye hazır. Yeter ki gelsin, konuşsun. Görüşürseniz iletin lütfen. Ha. Leyla Hanım, Haşmet Bey'le yüz yüze görüşmeden bu defteri böylece kapatamaz. Haberi olsun. Banyoda. Dedim sana alalım yanınıza diye, değil mi? Ben ne bileyim 7 yıldız beklerken böyle bitli pansiyona düşmüş turist gibi kalacağımızı. Benim oğlum bitli hapishane köşelerinde. Salih, niye katıldın kaldın öyle? Ha? İnsan akrabası da bunu mu yapar diyorum? Ters testun it. Ne diyeyim? Ne? Ne diyeyim? Boş boş konuşup duruyorsunuz işte, ne diyeyim? Ortada gelin mi var, ne akrabası? Biraz susun da kafamı dinleyeyim ya. Sus sen de. Nerede benim geceliğim? Aferin sana, aferin güzel kız. Gel bakalım bunu da giyelim. Evet canım, evet. Terinin üzerinde soğumaması lazımdı. Ateş 36 buçağa düşmüş. Üşütmüş herhalde. Bu yaşta 40'a kadar ateş normal. Öyle bence hemen acillere koşturma çocuğu. Ilık bir duş aldır. Giydirme hiç, örtme de üstünü. Belki hatta ilaca bile gerek kalmayabilir. Gerçi doktoru yok mu, o da söyler sana bunları. Var tabii. Aradım, buluşamadım. Yurt dışındaymış. Özel bir karışım. Sinirlere iyi gelir. Karın için üzüldüm. Doktorlar pek umutlu konuşmuyor. Biz de umudumuzu kesmek istemiyoruz. Almanya'da bir tane haber okumuştum. Bir tane kadın 4 sene sonra uyanmış. Ama annesi hiç umudunu kesmemiş. Kitap falan okumuş sürekli. Bence de kesmeyin. Hayat mucizelere gebedir. Rüzgar'ın babası? O da mental komada sayılır. Sorumluluk sahibi değildi. Bir de başka bir kadınla yakalayınca. Doğru adam seçemiyorum sanırım. Haşmet Bey'i tanıyalı çok olmadı. Yani hakkında çok şey bilmiyorum. Tanıdığım kadarıyla makul bir adama benziyor. Böyle plansız programsız kaçmak yerine acaba konuşmayı mı denesem? Belki de gereğinden fazla korkuyorsundur. Ne bileyim yani, zorla evlenecek hali yok ya. Çay iyi geldi. Çok teşekkürler. Bugün yeterince yordum zaten seni. Bir de kafanı yormaya gerek yok. Her şey için çok teşekkürler. İyi geceler.
benim tamam. oğlum. Bütün gece uyku girmedi benim gözüme. Tamam. Bana bak, kötü davrandılar mı sana ha? Yok, ay anne. Ne yaptın sen o mapus damlarında benim oğlum? Anne tamam ya, abartma. Ya nezarete girdim çıktım o kadar. Ne mapus da mı? Hem bir gece nezaret koyar mı delikanlı adama ya? Sen anneni bilmiyor musun oğlum? Abartması olmaz işte. Ne olacak şimdi peki? Ezgi'den de kaçmış Leyla. Ben yine o Ezgi'yi takip edeceğim. İlla götürecek o beni Leyla'ya. Ya bırakacak o kaynağının ayaklarını. Dün kraldık, bugün soytarı. Alzo, kızının yaptıklarını görüyorsun değil mi Salih? Adam kahvaltı masasına bile almıyor bizi. Siz burada zıkkımlanın diyor. Gerzek Leyla yüzünden bizi görüsü yok ki, adamın ne yapsın? Şşt! Aa! Kalk hadi kalk. Gidelim şu Haşmet Bey'le bir konuşalım. Ay tabii siz onunla iş ortağısınız değil mi Salih? Bizim bir suçumuz olmadığını söyle. Ona göre davransın bize. Ağırlığını koy biraz benim kara panterim. Tamam Ayla, tamam. Hadi bakalım. Ay iyi ki doğmuşum ben bunu. Ha. Amca. Amca. Ya amca. Ha. Amca sonra dedin, konuşturmadın. Biz bir cevap bekliyoruz hala. Kim o kadın amca? Arkadaşım dedim ya. Nereden arkadaşın? O nasıl bir arkadaş? Daha önce hiç tanışmadık. Çocuğu var, evli mi? Kızlar, katil uşak değil. Benim. Tamam mı? Kızlar, sabah devriyesi misiniz ya? Teker teker gelsenize. Daha benim afyonum patlamadı. İnsaf ya. Allah'ım biraz huzur için neler vermezdim ya. Kızlar şu kapıya baksanıza, kaçmıyorum, buradayım ya. Mercan kalk. Ya hayır. Hadi. Of. Allah'ım ya. Engin abi. Hayırdır, bizi rüyanda mı gördün? Uyuyabilsem rüya da göreceğim. Fıstık, sana da günaydın. Hoş geldin Engin abi. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Hayırdır abi? Şey, Çiçek rahatsızlandı gece de. Onunla uğraşırken burada sızıp kalmışım öyle. Şimdi iyi değil mi? İyi, iyi. Ay. Ben de çok bir... Pardon kızlar. Daha gram uyku uyumadım. Teyakkuzdaydık bütün gece. Niye? Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Sen biraz dinlen kardeşim. Ne oluyor burada? Kızlar, bakın sakın ha kimseye bir şey söylemek yok. Dün gece bu eve kimse gelmedi. Üç maymun oynuyoruz. Biz bilmeyen maymunlarız zaten. Amca biz neyi saklıyoruz? Şimdi anlatacak vakit yok. Sonra söz veriyorum anlatacağım. Siz söylediğimi yapın lütfen. Çok önemli. Ya benim babamın daha senesi doğmadı. Karısı canıyla uğraşıyor. Bu çapkınlık turlarına çıktı bile. Ya basma etiketi hemen. Çapkınlık olsa bizden saklar hem. Engin abiler neden saklasın? Ya Mercan ya. Ne yaptınız? Neler oldu? Haşmet Bey nasıl? Nasıl olsun be abi? Hem çok üzgün hem de sinirli. Bütün gece aramadığımız yer kalmadı. Engin, kız neden kaçmış, bir fikrin var mı? Moruk ne bileyim yani, kadınları anlasaydım zaten evli olurdum bu zamanı. Ama Haşmet kızın kaçtığını kimse bilmeyecek dedi. Aman diyeyim ağzından bildiğini kaçırma. Millete ne dediniz? İşte gelin hastalandı dedik. Düğün bir ay sonra olacak dedik. Sen de öyle bil. Nasıl yani? Gelin yok ortada. Nasıl bu kadar emin bir açıklama yapıyor? Ya işte abi. Demek ki sevgili kaprisi falan yani. Hani adam döneceğinden emin demek ki. Kız düğünden kaçmış. Adam hala evlenecek mi ısrarla? Engin. Haşmet'le ilgili bilmem gereken bir şey var mı? Ya yok be oğlum. Adam hem çok aşık. Hem de bu rezilliği kaldıracak biri değil. Haşmet çevresinde çok saygı gören bir adam. Yani kız iknaya çalışacaktır. Olmadı evlenirler. Sonra sessizce boşanırlar. Adamın da itibarı iade edilir. Aklına koyduğundan kolay vazgeçen biri olsaydı buralarda olur muydu? Bu ne lan?
Bebek şeysi değil mi bu? Aa! Burada mı kalmış o? Dün yan komşunun bebeğiyle oynayacağım diye tutturdu da dün Çiço. Onu aldık biraz, sevdik, oynadık falan. Amca bu burada dursun. Ben dönünce veririm onlara. Hem onlar da çıkmıştır bu saatte evden. Görüşürüz Zengin abicim. Görüşürüz. Evet, hadi görüşürüz. Görüşürüz amca, Engin amcım. Görüşürüz amca. Evet. Tamam hadi. Dikkatli hadi ol. Görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun? Engin burada. Haşmet'in sağ kolu. Sen mi çağırdın? Ben çağırdım. Şimdi seni içeriye sokup saklamaya çalışıyorum. Çoklu kişilik bozukluğu var bende. Manyağım ben. Bak Engin benim üniversiteden beri arkadaşım. İlk geldiğimde konuşmandan yanaydım ama anladığım kadarıyla bu iyi bir fikir değil. Kızlar çıktı Alper. Kahve neredeydi? Bir kendime geleyim. Ocağın üstündeki rafta. Alt gözde. Engin giyinip geliyorum hemen. Herhalde birazdan. Sabah halledeceğim demişti. Tamam. Ben üstümü yan tarafta giyinirim. Engin'i alıp hızlıca dışarıya çıkartacağım. Sen hazırlanıp kapıyı çeker çıkarsın, tamam mı? Tamam. Her şey için çok teşekkür ederim, sağ ol. Soğutma. Makyaj mı yapıyorsun oğlum? Kayboldun iki saattir. Geliyorum oğlum ben. Yedi aylık mısın? Alper. Ben de Leyla. Biliyorum Leyla. Tanıştığıma memnun oldum da demek isterdim. Kızacaksın biliyorum ama senden başka hiçbir seçeneğim yok. Şansımı denemek zorundayım. Yine ne var? Son bir rica vallahi. Gözünü açabilirsin. Eşyalarım Haşmet'in evinde. Ben ne yapayım? Nakliye tutup aldırtayım mı? Bak, kimliğim de pasaportum da orada. Misafir odasında şifonyerin sağ üst çekmecesinde. Benim burada iş bulmam lazım. Ailemin yanına geri dönemem. Kimliğimle pasaportum olmadan nasıl iş bulacağım? Bir dakika. Doğru mu anlıyorum? Haşmet Bey'in evine gideceğim. Yatak odasına gizlice girip eşyalarını karıştıracağım. Tam olarak bunu mu istiyorsun? Sonsuza kadar burada mı kalayım? Bak, eski pasaportum da orada. En önemlisi o. Siyah böyle küçük bir el çantasının içinde. Hiç kimsenin haberi yok. Bir süre onunla idare edebilirim. Hem Türk pasaportu o. Eski eşimin soyadı var. Ayrılmıştık ama ikimiz de bildirmemiştik. Bana o lazım. Lütfen. Diyelim ki kabul ettim. Adamın evine çat kapı gidecek yakınlığım yok ki. Engin'le olan yakınlığım yüzünden beni nikaha davet etti. Evine niye davet etsin? Ya hadi etti diyelim. Adamın yatak odasına gireceğim ve eşyalarını karıştıracağım. Kusura bakma. Bu isteğin beni aşar. Baba!
büyük maceralar yaşıyoruz değil mi bir tane? Söz veriyorum sana. Söz veriyorum anne. Her şey çok güzel olacak. Tamam mı? Tamam mı? Aman Allah'ım, prensesim uyanmış da sesi mi çıkıyormuş? Hı? Oh, ateş de kalmamış. Bu da demek oluyor ki harika bir gün bizi bekliyor. Acıktım. Acıktın mı? Engin amcan geldi. Şimdi onunla beraber yola çıkarız. Sana da yolda pufudik sevdiğim poğaçalardan alırız. Yanına da portakal suyu. Yaşasın portakal suyu. Yaşasın portakal suyu. Ondan sonra da doğruca okula. Arkadaşların özlemiştir artık seni ha. Hadi gel giyinelim hızlı hızlı. Çabuk 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 çabuk. Bekle beni, burada geliyorum, tamam mı? Karın seni yurt dışında zannediyor. Bir gün haber alamadığı için hiçbir endişesi yok. Ne olur karımdan uzak durun. Ne yapacaksanız bana yapın. Ne olur karımdan uzak durun. Sanırım senin konuşma hakkının bittiğini söylemiştim sana. Beni artık biraz daha iyi tanıdığını düşünüyorum. Senden bir yardım isteyeceğim. Vakti gelince ne olduğunu öğreneceksin. Akıllı olup bana yardım edersen belki o sefil canını bağışlarım. Karınınkini de. Anlaştık mı? Bu evde artık misafirimizsin. Elin kolun bağlanmayacak. Akıllı uslu durursan sorun yok. Ama bir yanlış yaparsan, bir yanlış yapmaya çalışırsan, yemin ediyorum, ölmek için yalvarırsın Gürkan. Maalesef efendim ama bugün Ezgi'nin peşinde olacağım. O iş Akverdi de. Sen otel kayıtlarına bak, Ezgi'nin adına açılmış bir şey var mı diye. Emniyetteki tanıdıklardan yardım alırsın. Tamam ama isterseniz Ezgi ile konuşmayı tekrar deneyebilirim. Belki bu sefer ikna ederim. Sakın, sakın. Ezgi'ye en ufak bir şiddet, zorlama, baskı uygulanmayacak. Bu konuda kararım kesin. Ezgi'ye bir yanlış anlaşılma olduğunu anlatırsak Leyla'ya da ikna ederiz. Haklısınız. Alper'i de ara. İşten sonra bana gelsin. Akşam yemek yiyeceğiz. Konuşacaklarım var. Peki efendim. Fıstığım. Gel bakalım gel. Uf, balıcım. Astoristler. Hazırlanamadınız bir türlü. Aşağıda bir tane elbise, bir tane ayakkabı için ne canlar ele kalıyor. Senin haberin var mı? Bir dahaki sefere küçük hanımefendiyi sen giydirsin de demek istediğimi anlarsın. Tamam. Hayırdır? Haşmet Bey miydi? Hı. Akşam seni yemeğe çağırıyor. Bir şey yok. İş konuşacak herhalde. Ama bu aralar sinirden nereye saracağını şaşırmış durumda. Suyuna git. Olur. Çıkalım, çiçeğimi okuluna yetiştirmemiz lazım. Tamam, haydi bakalım fıstık. Hadi gidelim prenses. Ablaya hoşça kal demeyecek miyiz?
Ablanlar çıktı ya kızım. Onları demiyorum. Dün geceki abla ediyorum. Dün geceki abla. Evde kızlar varken mi oğlum saçmalama ya? Tamam, çocuktan al haberi. Kızların arkadaşı falan gelmiştir. Onu diyordur. Hayır, bana bakan abla ediyorum. Büyük olanı. Ya dün bebek gelmiş ya oynamaya. Onun anasıdır, teyzesidir. Bizimki onu sayıklıyordur. Başka ne olacak? Engin, saçmalama ya. Hadi sen acıkmadın mı? Hadi poğaçalara koşalım. Hadi bakalım, aç kapıyı. Sen hadi kardeşim, hadi. Sen var ya sen.